E dostlar selam nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere benim için baya önemli bir konu olan RX Audio Editor'le vokali temizlemeyi anlatacağım. Hiç konuyu uzatmayacağım. Direkt RX'den bahsedeceğim ve nasıl bir işlem uyguladığımdan bahsedeceğim. Herhangi bir vokale, noise temizlemekten S'leri, S'leri, Ş'leri, T'leri temizlemeye herhangi bir sorun vokalde veya bir kayıtta olabilecek tüm sorunları. Sonrasında belki mastering için yaptığım aşamalardan da bahsederiz. Ama bugün sadece vokal üzerinde durmak istiyorum. Hadi videomuza geçelim. Bu arada siz de bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hali hazırda yaptıracağınız mix mastering beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hadi videomuza geçelim orada detaylı anlatayım ben size. Öncelikle bu ekranı açtığınızda büyük ihtimalle şöyle bir görüntü göreceksiniz. Bu mavi olan sizin wave formunuz, arkadaki şu görüntü spektrogram. O da wave formun frekans aralığındaki yoğunluğa göre size info veriyor. Nasıl bir info veriyor? alttan 20 versen 20 külersek versek olan bilgileri şu şekilde baktığınızda yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Bu parlaklığı sağdan şu masumun olduğu yerden şöyle çektiğinizde değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ben size şöyle bir şey göstereceğim. View Spectrogram Settings buraya geldiniz. Buradan benim burada presetim var. Seyleri görmek için ben böyle daha rahat görüyorum. Bu ayarı yaptıktan sonra kapatın. Sonra tek yapmanız gereken buradaki parlaklığın yoğunluğunu ayarlamak. Şimdi ilk bir S'lere şeylere bakalım. Orada bir infomuz var çünkü onu göstermek istiyorum size. S, Ş, şey, T'nin nereden patladığını bir kere görebiliyorsunuz. Temizleyin veya temizlemeyin. Önemli olan spesifik nereden patladığını görebiliyorsunuz. Bir dinleyelim. Aynı değil Bugün senle. ne? Burada bugün senle. ne? Bugün senle. Senle. S dediğimiz yerde şu üç tane görüntü var burada. Şu seçtiğinizde böyle bastığınızda şöyle yanlamasına bir seçim yapar. Bunu böyle seçtiğinizde istediğiniz bölgeyi böyle seçebilirsiniz. Buna böyle bastığınızda enlemesine bir seçim yapar. Şimdi mesela bu S'ye geldiğinizde sağ altta size bir bilgi veriyor. 8 külersen 12 külersi olan bölge. Yani burayı tek tek temizleyebilirsiniz. Ya da sağdaki tool'lardan DS'ler alıp sadece DS etmek istediğiniz bölgeye ki ben bu preset'i kullanıyorum. Bakın. Darken Vocal Sublance diye. Bunu böyle preview dediğinizde size oynatacak zaten. Bir oynatalım bakalım. Şu bölgeyi şöyle gelsin. Aynı değil şiir. sen ne değilim. Beni vazgeçir. Bu hiç adil Ama gerekir. Ara geçmişin. Direnir zihnim. Hangi aralığı seçtiğim bir önemi yok burada. Sadece yoğunluk çünkü aralığı ben seçtim zaten. Render dediğimde şu parlak yerlere bakın şimdi. Gördünüz mü? Biraz kararttık. Ne oldu? S'lerimiz biraz yumuşadı mesela. Aynı şiir. Sen ne değilim. Mesela burada ekstra bir şey var diyelim. Sen... Mesela şu. Bunu seçtiniz buradan. Şu kare olanı. Böyle geldiniz. Şurada gain var sağda. Ben onu kontrol altıya kısa yol yaptım. Siz, siz yapabilirsiniz. Eğer buraya render derseniz sadece o bölgenin sesini kısacaktır. Mesela ya da burayı. Sen ne değilim. Mesela burada bir tane mouse click var. Bakın şurada. Duyabiliyor musunuz? İyiyim. Bak A sesi. Mesela burayı böyle alırım. Sağ üstte mouse click var. bak bastığım zaman bakın geri alayım. Şu bakın şu gördüğünüz görüntüyü bastığınızda sıfır Photoshop yapıyor gibi temizleyebiliyorsunuz. Bakın oradan mouse click gitti şu anda. İyiyim. Bütün şarkı yapmak için abartılı bir efekt. İyiyim. Ama sadece o bölgede kullandığınızda bakın. Ne değilim. Büyük gidiyor. Şurada da var biraz. Alalım. Sen ne değilim. Beni vazgeçir. adet. Ağız çapırdamalarını, S'leri. Mesela başka bir örnek daha göstereyim. Noise temizlemeye göstereyim. Açın. Ben ekstradan noise ekledim ki daha kolay olsun diye. Şu an şu gördüğünüz bölge. <laughs> DS yaptığımız yeri yok etmiş. Şu gördüğünüz bölge bir noise sesi. Dümdüz. Umarım geliyordur sesi. Olmadı açarım burayı. Bu bölgeyi seçip sağda Spectral Denoise'a bastığınızda ve learn dediğinizde burayı öğrendi. Bu noise profilini öğrendi. Sonra ben bu ayarları da getirip bütün şarkıyı seçip render dediğimde şarkıdaki o noise profiline göre bütün bu noise'ları temizledi. Aynı değil şiir. Sen Noise'u de görmek için tabi paraklığı biraz arttırdım. Şu an biraz sağdan kısıyorum. Ek olarak burada sevdiğim başka bir şey. D-Reverb. Normalde bu D-Reverb pluginleri bayağı bir hem yüksek CPU kullanıyor. Hem bir referans olmadığı zaman garip çalışabiliyor. Ama buradan bütün şarkıyı dinleyip learn dediğinizde şöyle bir dinleyelim. Aynı değil şiir. Bu... bu gerçek. Bu gerçek. Sonra render deyip bütün şarkıyı çıkarttığınızda reverb'ten da temizledik. Be sevdiğim başka bir özellik. Bu biraz kompresörlü bir vokal ama burada leveler var. Leveler da gelip ben genelde bunu kullanıyorum çünkü ana vokal için. Lead vocal tick leveling dediğinizde aynı ayarlarda x 20 falan set clip gain dediğinizde daha mixlemesi kolay, extreme peakleri falan törpülediği daha makul bir levele getiriyor bütün şarkıyı baştan sona. Yani burada çok anormal bir durum değil ama mesela atıyorum şöyle bir senaryomuz olsaydı. Bakın hani bunlar işte kısık, bunlar açık falan. Hani bir ortalaması yok. Gelip set clip gain seçip set clip gain dediğinizde bütün şarkıyı daha kolay mixlenebilecek, daha mantıklı levellere getiriyor olacaktı. Bu da sevdiğim bir ayar. Bu sağ taraftaki historiden de yaptığınız her aşamayı geri alıp ileri sarabiliyorsunuz. Bakalım nasıl başlamışız? Aynı değil, Senle Özellikle şurayı şehir ve dilimin Maltuk dinleyin. Aynı değil, Senle Geri alalım. Aynı Sen ne değilim. Beni vazgeçir. Bu hiç adil değil. Vokalde rahatsız olduğunuz her şeyi böyle temizleyebilirsiniz izole ettikten sonra. Görüntüyü değiştirip buradan low end aldığımda bu da benim presetim kaydedebilirsiniz. Şöyle mesela vokalin lowlarını da görebiliyorum. Veya şarkı mixleriniz bütün şarkı üzerinden de vokalin seylerini ama mastering için olacak kısmı ayrı bir videoda çekerim çünkü biraz detaylı. Ama önemli olan buna bakmaya alışmak ve programı kullanmaya alışmak. Sonra baktığınızda bunu Photoshop kullanır gibi ilk baktığınız anda zaten bütün seyleri, şeyleri, sorunlu olabilecek bütün ekstrem durumları Resetleyeyim bakayım siz orijinalde nasıl göreceksiniz bunu ilk açtığınızda. Böyle görecekmişsiniz. Burada da baktığınızda S'leri şeydir şu yoğunluğu ayarlamamız bile tek başına yeterli. Şu vokalin nerelerinin patlayıp patlamadığını, şu an vokalin low mid'inin baskın olduğunu görebilir Bu anormal bir durum değil. Low mid'inin baskın olduğunu görebilirsiniz. Haylere gittikçe ya, yavaş yavaş yok olduğunu, ongüler süsünün bayağı az olduğunu görebilirsiniz. Mesela arttığında yoğunluğu artsa bile şu an baktığınızda yoğun olan kısımların ve yoğun olmayan kısımlar arasındaki fark bariz olacaktır. Veya bakın şu bölgede sağ alttan bakayım 4 ile 7 kHz arasında bazı spesifik peakler var. Mesela buradaki gibi. Normalde solu sağ öyle değil. Büyük ihtimalle S veya Ş dediği veya herhangi bir şekilde bu bölgeyi ekstra tetikleyen T olabilir, başka bir şey olabilir. Bakın çizdimin Ç'siymiş mesela. Bu bölgede Ç şey var. Bunu biliyorsunuz. Şu an gelip buradan bu çizdimin Ç'sini gain nobuyla buradan bastığınızda atıyorum 3 yapalım bunu. Geleyim böyle render dediğinizde. Abarttım tabi biraz geri alıyorum. Gerçek değil yolum o çizdiğimiz ki ben değilim Böyle tek tek uğraşmak tabii biraz aklışı değil ama ben uğraşıyorum. Ben sonuca daha etkili olduğuna inanıyorum özellikle hakkını alabileceğim mantıklı bir işse veya kendi işlerimse ekstra dikkat ediyorum bunlara. Bana kalırsa bu tip ufak detaylar, mastering, mix, vokal prodüksiyonu, herhangi bir ses, sample, kullandığınız loop dahil. O ufak farkları bence etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. O yapabileceğiniz o büyük temizlik oyunları. Çünkü inanılmaz şeyler yapabiliyorsunuz. Yani bütün bir masteringten OpenAid'de vokali ayıklayıp sadece vokalin seylerini veya OpenAid'in harçlığını alabiliyorsunuz gibi. Bir türlü türlü numarası var. Mesela atıyorum ben kendi spektrumuma geri alayım. Bir harika bir şey daha göstereyim. Mesela S diyelim. Benim preset alayım. Sadece spektrumu görelim. Şöyle abartayım. Sadece göstermek için şöyle çekiyorum yukarı doğru. Sağdaki şu. Wheel gibi bakın. Tekerlek gibi. Çektim. Sonra buradan bu aldım. Dedim ki aga bu tamam mı S. Sağa geldim bak burada şey var. Hmm, find similar. Bastım. Sıra sıra da gelebilirsiniz. Hepsini de seçebilir. Find all dedim. Benim seçtiğime benzer bölgedeki bütün peak olan yerleri seçti. Yani şu an isterseniz bunun hepsini otomatik 3 diye kısabilirsiniz. Her zaman mantıklı olmaz mükemmel çalışmıyor çünkü elbette ki. Ama en azından size belli bir referans noktası verebiliyor. Veya bitmiş bir mix üzerinden bakalım. Bir tane mixi rastgele sürükledim bıraktım. Sol üstten View, Spectrum Settings. Buradan Low seçtim. Ayarlar bu şekilde kopyalayabilirsiniz isterseniz. Sonra Low End'i yoğuracağım şekilde ama üstleri görmeyeceğim şekilde kısıyorum. Gidiyorum Low e bakıyorum. Şimdi bana bu kaç bilgi veriyor burada. Mesela bana diyor ki böyle seçtiğim zaman söylüyor. Senin diyor 27'den 75'e kadar olan bölgen yoğun, kitle bas gayet aşağı yukarı kafa kafaya. Ama bu böyle de olabilirdi atıyorum. Mesela burası böyle gain vereyim buraya biraz. Mesela böyle bir görüntü de yakalanmış olabilirdik. Buraya bir 5-6 dB gain vereyim hatta abartayım. Çok abarttım burada mantıksız olur. Şöyle abartayım. Mesela burada bana şeyi söylüyor. Senin diyor kick'in yani punch'ı artık bu punch nereden geliyorsa Eidoid'in pancı da olabilir. Burada vurduğu vakitlerde senin o vuran şeyin basından çok daha yüksek. Bu bir sorun değil. Ama bu infoyu size veriyor. Hani siz de eğer gördüğünüz şeylerin fikirseniz gelip buradan basların kısık olup olmadığını, basların dengesini, şarkının low mid yoğunluğunu falan filan çok rahatlıkla basa oranla low mid'i mesela. Mesela şu an burada 50 ersin, 60 ersin şu bölgenin 100 aynı olduğunda bir gariplik olabileceği ihtimalini öngörüp bir ekstra oraya dinleyip fokus atmanız faydalı olabilir. Niye low end ekstra gösterdim? Çünkü low end'i tekrardan üretmek zor. Çoğumuzun düzgün hoparlör sistemleri yok. Ya da kulaklıkları işte ekstra bunu egzajere ederek veriyor. Doğal bir şekilde vermiyor. O yüzden hani gözde de böyle ekstra Arix'teki olduğu gibi spektrum meter'da veya davanızdaki herhangi bir spektrum metrede, yani şu görüntüye bakmaya alışırsanız ben Ecolizer'ı da bazen böyle kullanıyorum bakması falan filan bana çok daha rahat geliyor. Umarım size de faydası dokunur. Merak ettiğiniz başka bir şey varsa yorumlarda bana sorun. Ben bu durumları her mixte, her mixte, her aldığım kayıtlara tek 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 inceliyorum. Click, pop, S, S olabilecek potansiyel bütün sorunları RX üzerinden çözüp oradan davuma devam ediyorum. Ya da işte mastering aldıysam mastering öncesi bir RX üzerinden temizleyip hatta bazen RX'den direkt buradan mastering yaptığım oluyor. Waveform'u görmek her yaptığım uygulamada çok tatlı olabiliyor. Diyeceklerim bu kadar. hoşça kalın, Kendinize dikkat edin. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Instagram'dan beni takip ederek de bana destek olabilirsiniz. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hala hazırda yaptıracağınız Mix Mastering Beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Peace.